SGK uzmanı Özgür Erdursun yaptığı açıklamada 2025 yılında emekli olacakların 2024 yılında emekli olanlara göre %30 %33 oranında daha düşük maaş alacağını hesapladı. 2025 yılında emeklilik başvuru yapmaya hazırlanan milyonlarca çalışanın aklı karıştı. Enflasyon bazlı yıllar arasında emekli maaşlarında farklılık oluştuğunun ortaya çıkmasının ardından birçok çalışan kayba uğramamak için emeklilik planlarını öne aldı. %30 ila 33 oranında düşük aylık alacaklar. Zaman zaman çalışma hayatına ilişkin bilgilendirmeler yalde, emekli olduktan sonra işverenlerin emekli çalıştırmaması nedeniyle emeklilik müracaatında bulunmayan ve emekli aylığı almadan her ay devletin kasasına yüksek rakamlarla sigorta primi girmesini sağlayan kişilerin sistem tarafından emekliliğe zorlandığını görüyorum. Bu durumda devlet ödemediği emekli aylıklarını ödemek zorunda kalacak ve sigorta primi gelirinden olacak yani devletin kaybı olacak. Eksi 2024 sonrasına emekliliğini bırakanlar yüzde 30 eksi 33 gibi ciddi oranlarda kayıp yaşayacak. Kaybeden hem sigortalı hem de devlet olacak. Hükümet yetkilileri sürekli ülkemizde emekli sayısının fazla olmasından şikayet ederken, hükümetin uyguladığı yasalar çalışmanın değil de emekli olmanın avantaj olduğu emekli aylığı hesaplama sistemine devam ediyor. Enflasyondan kaynaklı bu durumun çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Mevcut emekli aylığı hesaplama sistemi emekli olmayı ve kayıt dışı çalışmayı özendiriyor. Emekli aylığı hesaplama sistemi sigortalının emekli olmayı hak ettiği halde daha fazla çalışıp emekli aylığı almadan prim ödeyerek emekli olduğunda en azından zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak, sistemden çıktıktan sonra geçinebileceği bir